Geçen hafta hangi konuya kadar anlatmıştım? Kimse hatırlamıyor. Tamam. Şimdi config tarafından devam ediyoruz burada. Sorusu olan bana sesli olarak sorabilir. Çünkü chat tarafına bakamıyorum. Ya yani config tamam. Tamam. Ve o zaman şöyle başlayalım. Buraları hızlı bir şekilde geçerim. Çünkü size zaten kaynak kodları vermiştim daha önce. Bugün dosya işlemlerini inceleyeceğiz şurada. YAML, TOML vesaire. Bunları anlatacağım. Sonrasında birkaç farklı konu var. Onlara bakacağız. Evet. Config öncelikle neden lazımdır? Arkadaşlar, sesli olarak sizden düşüncelerinizi alayım. Konfigürasyon neden lazım? Configuration. Why we need that? Tamam. Bir örnek. Yani configuration olması olmaz mı Nergis? Yani kodun içerisine tanımlama yapabiliriz diye düşünüyorum. Configuration şunun için gerekiyor. Dependency Management, Database Connections. Evet ama ORM kullanımı için gerekli. Configuration yazılımın içerisinde ayarlar yapılması gerekiyorsa, dinamik ayarlar, uygulamanın akışına göre herhangi bir şekilde ayar yapılması gerekiyorsa ama kendi içindeki süreçlerden değil de dışarıdaki herhangi bir ortamdan kaynaklı bir ayar değişikliği ne ihtiyacı varsa bu tür durumlarda configuration çalışmaları yapılması gerekiyor. Ve hemen hemen config'siz proje olmaz. Yani config ihtiyacı olmayan proje olmaz diyeyim genel olarak. Bu işletim sistemi tarafında bir ihtiyaç da olabilir. Ayar ihtiyacı da olabilir. Bir database işlemi de olabilir. Network ile alakalı olabilir. Uygulamanın kendisiyle alakalı ayarlar olabilir. Interpreter için gerekli mi? Interpreter'ın konfigürasyon ayarları var ama biz ona ekstra bir şey yapmıyoruz. Mesela Flask ve Django gibi framework'lerde de konfigürasyon dosyası var, kullanılıyor. Kullanılması gerekiyor ve kullanacağız. Birçok farklı amaçla. Aslında modern programlama tarafında modern uygulamalar geliştirirken konfigürasyon olmayan bir ortam ben hatırlamıyorum açıkçası. Özellikle yeni teknolojilerde vesaire. Çünkü burada uygulamanın ayar çalışmalarını bir şekilde dışarıdaki bir dosyaya atmaya çalışıyoruz. O dosyada genellikle hani TXT gibi diyebileceğimiz ki göstereceğim hemen hemen bütün zaten ayar çalışmaları yapan formatlar da TXT gibi düşünebilirsiniz. Yani binary olarak içerisindeki veri okunuyor ve onları siz ayar amacıyla kullanabiliyorsunuz. Neden böyle yapılıyor? Mesela XML diyelim. XML'de ya da JSON'da bir ayar tutuyorsunuz. Bu ayarı JSON'da tuttuğunuzda örneğin siz Python'da yazıyorsunuz bunu. Ama İsteseniz bu ayarları Python'ın içerisine doğrudan değişkenler olarak da tutabilirsiniz. Settings.py diye bir şey yaparsın mesela. Onun içerisine ayarları
saklarsın, oradan çekersin. Ama bu herhangi bir ayar değişikliği gerektiğinde o settings pay'e dosyasını sizin hand code olarak değiştirmeniz, yani elle manuel olarak değiştirip sonradan tekrar derlemeniz gerekiyor. O yüzden mantıksız. Ama mesela bir TXT ya da bir JSON XML dosyası için uygulamayı uygulamanın koduna müdahale etmeye gerek kalmadan doğrudan değiştirebiliyor olursunuz ayarları. Uygulama zaten onu sürekli okuyor olacak. Bu sayede de siz o ayarları değiştirebiliyor olacaksınız. Bilmem anlatabildim mi? Config tarafında da hani net bir şey yok. İlla şu formatta olmalı config vesaire gibi. Birçok format var. Bunları inceleyeceğiz. Şimdi bunlardan temellerinden bir tanesi. Mesela CFG uzantılı. Dikkat ederseniz şu simge değişiyor. CFG falan yapınca. Hani bu çok müthiş özel bir dosya olduğundan değil. Aslında TXT dosyası gibi düşünebilirsiniz. Ama bu uzantıları gördüğünde kendisi ona bir ayar simgesi atıyor. Visual Studio Code. Ve dikkat ederseniz şöyle bir ayarlar alanı var. Bu bir kaynaktan aldığım bir şeydi. Örnek. Şurada gördüğünüz şeyler section'lar. CFG uzantılı dosyanın içinde section. Default olarak bu ayarlara bakacağım demektir bu. Default yazıyorsunuz burada. Section adı veriyorsunuz. Sonra şurada bu bir değişken gibi düşünün. Use time travel true mesela. Bu değişkenin adı, değeri de true burada. Ve obey prime directive no. Hocam pardon. Ben ekranı göremiyorum. Başka göremeyen var mı? Yani hiç gelmedi mi sana? Hayır, hiç gelmedi. Kira sen misin? Ekran net mi? O zaman ben kapatıp tekrar gireyim. Esra da göremiyormuş. Şey mi acaba? Tam ekranı paylaştığım için olabilir mi? Bir bakayım. Teams güncellendi. Muhammed de bana da diyor. Bazen gözüm. Şey yapayım bir. Doğrudan Visual Studio kodu ben paylaşayım. Bilmiyorum. Belki onunla alakalı. Bakacağız. Neredesin sen? Bu. İşte. Şimdi görebiliyor musunuz burayı? Bir bakın bakalım. Ekranda sorun var mı? Tamam. Esra görüyor. Az önce göremiyordu. Görünüyor. Tamam. Devam ediyorum. Bakın burada section adı default. Burada bir tane daha var. Section 1, section 2 şeklinde. Bunlar değişkenlerimiz. İçerisinde ayarları aslında set ettiğimiz yerler. Plaza diliyle düşünürsek set etmek, get etmek filan. Set ediyoruz burada. Use time travel'ı. Değerinde true veriyoruz. Herhangi bir değer olabilir tabii ki burada. Neye ihtiyacınız varsa. Ama mesela gerçi daha sonra çok fazla örnek göstereceğim. Hani çok fazla detaylara şimdi girmeyeyim. Ama basit anlamda gözünüz alışsın diye söyleyeyim. Burada farklı farklı veriler ekleyebiliyorum. Şu şekilde de mesela ship speed diye bir ayrı değişken değeri, değişken adı var. Buna da bakacağız nasıl olduğunu falan. Şurada section 1'de de title, this is section 1 and this is section 2 şeklinde bir ayar alanım var. Ben şunu yapıyorum aslında programlama tarafında. Diyorum ki ya Python tarafında birazdan diyeceğim ki bana default section'ını getir dediğimde şunları getirebiliyor, alabiliyor olacağım. Section 1 section'ını section 1 section'ını istediğimde bunu, yani bu bölümleri istediğimde ayrı ayrı alabiliyor olacağım. Bunların isimlerini kendim belirtiyorum. Main.py diyelim ve buna bakalım. Main.py dosyası içerisinde okuma işlemlerini yapacağım. Ve şurada import olarak benim kullanmam gereken araçlardan bir tanesi
Yani modüllerden bir tanesi config parser. Bir saniye. Aysu sen de görünmüyor mu? Yok hocam demişsin de anlamadım orayı. Görünüyor mu? Şu görüntüyü de kapatayım. Tamam. Görünüyor. Şimdi burada config parser bunu kullanıyoruz modül olarak. Ve config parser nokta dediğimde artık modülü kullanmaya başlayabilirim. Ve dikkat ederseniz açıklamasını okuyunca zaten bana gösteriyor. A configuration while consists of sections lead by a section. Köşeli parantezler içerisinde section, header and followed by name şeklinde devam ediyor diyor. Girdim. Vesaire. RFC 822 stilinde. Ki bunlar da standartlardır zaten. Global standartlar. O standartlar uygun şekilde olduğunu söylüyor. Ve config parser function'ını çağırıyorum ben bunun içerisinden. Bunun nesne örneğini istiyorum burada. Parser'a geldi. Parser.read diyorum. Config.cfg. Yani şu dosyayı okuyacaksın diyorum ben. Sana oku dediğimde. Parser ne demek? Parser Türkçesi ayrıştırma. Yani teknik olarak da ayrıştırma amacıyla kullanılıyor zaten. Hani herhangi bir metinsel veriyi ya da JSON ya da XML bunlarda parse işlemleri yaparız aslında. Siz bir XML ya da JSON ya da bu tür veri yapılarını, veri tiplerini, dosyaları, formatları okumaya çalıştığınızda bu parser işlemidir. Parsing işlemidir ve bir parser geliştirirsiniz. O onu okur. Sonrasında okuyacağım dosya bu diyorum. Dosya uzantıları ile ilgili söylediğim şeyi hatırlayın. Bunlar çok önemli şeyler değil aslında. Onu kullanan bir format, yani özel bir stil varsa ya da bir uygulama varsa o uygulamanın bu dosya uzantılarını tanıması için yapılmıştır. O yüzden de config işlemlerinde çok fazla farklı extension, yani dosya uzantısı göreceksiniz. Çünkü onlarca yıldır kullanılan şeyler bunlar. Yani ilk başta farklıydı. Linux ortamında çok farklı kullanılıyordu. Windows'ta farklı, web'de farklı, bilmem ne programlama dili farklı bir uzantı kullanıyordu şu bu derken. O yüzden çok fazla uzantı var. Takılmayın onlara. Kafanız karışmasın. Siz yapıyı anlamaya çalışın sadece. Sonra şurada ben diyorum ki sections ile bütün sectionların bana bilgilerini getir. Hani çok da fazla uzatmadan hemen Open'ın terminal diyelim ve o açılsın. Evet. Şimdi şuradan p'ye main.py'ye diyeyim. Bakın section 1 and section 2 geldi bana. Bunların ikisi de bir liste olarak geldi. Koydum bunu. Şurayı kapatıyorum. Şöyle soru yapabiliyorsunuz parser'ın içinden. Has section. Yani section 1 diye bir şey var mı sende diyebiliyorsunuz. O zaman ne yaparız biz? Şurayı tekrar keseriz. Kaydederim. Bakın true olarak geldi. Çünkü section 1 var. 3 yoktu. Ona bakacağım. Bakın false. Bu şekilde kontroller yapabiliyorsunuz. Olsun. Ondan sonra mesela default değerlerden birine erişme. Default neydi? Şuradakilerden birisine erişme. Öncelikle bu section'ı bilmem lazım tabii adını. Diyorum ki mesela
Bak Boolean'a dönüştürmüşüm ama neye dönüştürmüşüm? Parser, yani şuradaki parser'ın içinde default. Bakın doğrudan köşeli parantezler içinde default diyorum. O da gidip şunu almış oluyor buradan. Yani default section 1, section 2'yu birer dizi içindeki alanlar gibi düşünün. Onların içerisinde de şu değerler var. Dizi içinde dizi gibi. Çok boyutlu dizi gibi hayal edebilirsiniz. Bu default'un içinden de use time travel'ı al diyorum. O da şurası oluyor. Bu da true, yani boolean olduğuna göre, o zaman ben bunu biliyorum tabii ki geliştiren kişi olarak. Bunu da boolean'a dönüştürüyorum ve buna atıyorum. Sonradan using time travel diyorum. Tipini yaz diyorum. Ve yazıyoruz. Sonra yazdıralım bunu. Evet. Kamyon gibi bir hard diskim var. 12 terabaytlık. İçinde uçak motoru var. O yüzden onun kaydolması biraz zaman alıyor. Class bullying neydi? Burada şu önemli değil öncelikle. Değil mi? Bunu geçtik. Şu true ve class boolean. Bool. Şunlar. Yani doğru yoldayız. İşlemler başarılı. OP'de parser default. Default'ın içinden, yani şu yöntemi de kullanabiliriz. Bakın bu yöntem mesela C#'da da Java'da da vardır. Framework içinde. Genellikle böyle iki teknik olarak kullanılır. İster parser'in içinden şu şekilde erişin. Buradan. İsterseniz de hani bunu erişin, sonradan boolean'a dönüştürün. Ya da doğrudan size boolean'a ya da farklı tiplere de olan yöntemleri var bunun. Bakın get yazınca get boolean, get float, get int. Ya da get'i kullan. Oradan aldığın değeri dönüştür gibi. Bakın ben boolean'ı kullanıyorum. Way prime directive neydi? Parser'ın içinde nereden, hangi section? Default. Nokta get boolean obey prime directive. Neresi? Şurası oluyor. Sonra bunu al, doğrudan boolean'a getir. Boolean ile getir. Bu üsttekinden daha performanslıdır genel olarak. Bu yöntem çünkü daha optimize edilmiş halidir diyebilirim. Ama teknik olarak aynı şey yukarıdakiyle. Sadece bazı durumlarda hani esneklik gerekiyor. Hani sizi sadece birkaç tane veri tipine bağlayamaz frameworkler, library'ler. O yüzden de şu esnekliği size sağlıyor. Çünkü farklı tipler tutabilirsin vesaire. O yüzden seni buna bağlarsa işin zorlaşır. O yüzden get var. Get boolean, get int vesaire de var. Ama get'i de veriyor size. Sonracığıma bunu ekrana bas. Diğeri de get float. Mesela ship speed. Burada ne vardı? Ship speed. Normalde değişken tanımlamada biliyorsunuz bunun boşluklu bir isimlendirme falan olmaz ki ben burada da tavsiye etmiyorum. Kesinlikle kullanmayın. Yani en kötü ihtimal araya bir underscore, bir alt çizgi koy. Ama bunun yapılabildiğini görmeniz için böyle bir örnek de var. Sonra var olmayan bir değere ulaşırsanız ne olacak? Kapatalım şunu da. Var olmayan bir değer. Try except içerisinde bunları oluşturacağım. Çünkü hata alacağımı biliyorum. Var olmayan bir şeye erişirken. Nereden? Section 3'e bakıyorum. Section 3 yok. Görüyor musunuz? Onun öyle bir title da yok. Section adı da yok. O yüzden buna erişemeyeceğini biliyorum. Ne olacak o zaman? Key error diye bir error vereceğini söylüyoruz. As error. Çalıştır. Bakın hatayı gösterdi. There is no section. Section 3 gibi. Bu ilk örneğimizdi. Şimdi devam edelim. Sorularınız varsa sesi açın, sorun arkadaşlar. Evet, bakın burada da ini dosyası üzerinden, bu da yıllardır kullandığımız
dosya uzantılarından bir tanesi bu ayar işlemlerinde. Ne var bunda? Servers ini göstereceğim size. İni dosyasını daha çok böyle PHP ve Linux ortamlarında daha sık görürsünüz. İni uzantısını ama içerik olarak aynı ya. Bu bir TXT'dir aslında. Bildiğiniz bir not defteri. Burada biraz daha dibine giriyoruz tabii. Gerçek bir uygulamaya yakın mantığı var. Ne yapacağım? Şimdi benim DeepLab University diye bir web sitem olsun, uygulama. Bunu da Python'la geliştirdik. Bunun içerisinde onlarca farklı ihtiyaç için ayar olabilir. Doğru mu? Yani güvenlikten tut database işlemlerine kadar, onun network yapılandırması varsa onlara kadar aklınıza gelen gelmeyen birçok olabilir. Onlarca, belki birkaç yüz. Bunları yani bazen bu ayarları bazı durumlarda database'de tutmamız gerekebiliyor. Yani bir veri tabanında. Ama bazen de bu şekilde halledebiliyoruz açıkçası. Genellikle bu şekilde kullanılır. Ama sitenin ya da yazılımın genel yapısıyla alakalı, işleyişiyle alakalı doğrudan ama bu tür durumlarda database'i kullanırız. Ama uygulamanın genel konfigürasyon, genel çalışma mimarisi ve çevre ortamıyla alakalı şeyleri biz genellikle dosyalarda tutarız. Çünkü sık sık okuma yapılmaz bu tür şeylerde. Ne var burada mesela? Diyorum ki öncelikle mesela bu deeplab.university diye bir web uygulaması var. Bunun default ayarları şurası olacak. Default. Yani ne demek? Uygulama default olarak ilk olarak mesela ilk ayağa kalkarken mesela restart attık diyelim sunucuya. İlk ayağa kalkarken buraya baksın. Default. Ya da bütün konfigürasyonlar içerisinde yazılımın içinde diyelim ki 10 tane temel ayar var. Bu ayarların genel konfigürasyon bilgileri şurada olsun. Ama geri kalan 50 tanesini farklı farklı başlıklara bölmüşüz gibi düşünebilirsiniz. Mesela force HTTPS. HTTPS bildiğiniz bu web uygulamasına herhangi bir siteye girerken HTTP uzantılı siteler URL'den girersiniz ya. Ama mesela bazılarında görmüşsünüzdür. HTTPS vardır. Bu SSL destekli web uygulamalarıdır, web siteleridir aslında. Bir güvenlik katmanı sağlar size SSL ile ve bazen sitelere girdiğinizde siz normal abc.com yazarsınız ama bir bakarsınız o sizi HTTPS'ye yönlendirmiştir. Çünkü yazılımda biz geliştirici olarak gelen isteği yani kullanıcı isteğini request'i istersek istediğimiz URL'i yönlendirebiliriz teknik olarak. Orada da HTTP üzerinden gelen istekleri mesela kredi kartı ya da herhangi bir login işlemi yapacaksınız diyelim. O güvenliği artırmak için, erişimdeki güvenliği artırmak için biz HTTPS'e yönlendiririz doğrudan. Ya da bir e-ticaret sitesi yapacaksınız diyelim. Orada normalde HTTP üzerinden gerçekleşen işlemleri normal sayfaları diyelim ürünün inceleme sayfalarını, kategori sayfaları vesaire buralarda diyelim ki HTTP üzerinden girersiniz, dolaşırsınız. Ama siz ödeme sayfasına geçerken sizi HTTPS'ye yönlendirir. Çünkü orada sizinle sunucu arasındaki ya da ödeme yapacağınız network arasındaki bütün iletişimi bir pipeline ile, yani boru hattı, pipeline ile, şifreli bir pipeline ile koruma altına alıyor. Üçüncü tarafların erişimini engelliyor. Tabii teknik olarak HTTPS'ler de kırılır ama HTTP üzerinde network'ü dinleyen herhangi bir network admini ya da hacker diyelim HTTP'den gelen bütün istekleri görebilir. Clean text olarak. Ama HTTPS'te bu daha da zordur. Onu kırması gerekir. O veri gene o hat üzerinden geçer ama o boru hattını kırması gerekiyor ki veriye ulaşabilsin. Açık bir şekilde gitmiyor yani. Ve kırılırsa da fark edilme ihtimali çok yüksektir zaten. Ve
Mesela bankalarda vesaire HTTPS kullanılır. Şimdi force HTTPS demek de yani default olarak ben diyorum ki bu uygulamaya, bu uygulama içerisinde bütün mimaride güvenlik çok önemli. Ya da ben bunun böyle olmasını istiyorum. Kullanıcılar HTTP üzerinden gelse bile ben geliştirdiğim yazılımda, yazılımın içerisinde bütün istekleri otomatik olarak HTTPS'e yönlendireyim mi, yönlendirmeyeyim mi bilgisini verir. Force demek yani buna zorla, HTTPS'e zorla. O yüzden siz HTTP üzerinden gelseniz bile ben bunu true yaptığımda mesela, tabii ki geliştirdiğim yazılımda da bu ayar dosyasına bakıyorum. Burası true ise ben sizi zorlayacağım demek. Zorlamayı kötü olarak algılamayın. Yani gelen isteği doğrudan yönlendiriyor HTTPS'e. Bu onun ayarı mesela. Use compression. Diyelim ki sizin istekleriniz, yani request yapıyorsunuz bir kullanıcı olarak benim geliştirdiğim uygulamaya. Ben diyorum ki mesela client'a gönderilecek olan response'u, cevabı, ki bu HTML olabilir, JSON, XML, herhangi bir tip olabilir. Hatta bir resim dosyası olabilir, fark etmiyor. Diyorum ki response, yani kullanıcıya gidecek olan cevabı ben sıkıştırarak mı göndereyim, yoksa uncompression şekilde mi, uncompressed, sıkıştırılmamış şekilde mi göndereyim? Bu da bazı durumlarda tercihe sunulabilir. Kullanıcıdan kastetmiyorum. Yani sistemi tasarlayanlar tarafından tercihe bırakılabilir esnek olması için. Orada da bu ayar kullanılabilir. Use compression, true. Sıkıştırılsın. Port 0, default olarak onu koydum oraya. Çünkü farklı şekillerde kullanabilirim ben bunu. Sonrasında mesela out.diplab.university. Diyorum ki ben yetkilendirme kısmında özel bir section kullanacağım. Bu section'da da mesela force HTTPS, default'ta false. Ne demek oluyor bu? Diplab.university'ye doğrudan geldiğinde, eriştiğinde orası HTTP olarak kalabilir. Ama out, yani authentication, yani login işlemlerine girdiğinde bununla ilgili section ayarım true. Yani HTTPS'e zorla diyorum ben bunu. Az önce bahsettiğim senaryo. Ya da www.blabla.university'ye geldiğinde use compression false olsun ya da true yaptınız diyelim. Compression level'la, yani sıkıştırma seviyesi, bu seviyede 4 olsun. Bu da sıkıştıracağınız belki algoritma tipine göre bunu burada belirtebilirsiniz diyelim. 1, 2, 3, 4 vesaire gibi farklı sıkıştırma algoritmaları var. Daha az yer kaplamasını sağlayan dosyaların. Onları buradan siz belirterek yönlendirebilirsiniz süreci. Redirect to login. Bir, yani bu siteye, şu login'e düzelteyim, şu URL'e geldiğinde, yani ben bu section adını URL gibi veriyorum ama bu bir section adı. Bunun URL ile ilgisi yok aslında. Ben daha anlaşılır olsun diye böyle yapıyorum. Redirect to login. Yani örneğin kullanıcı yetkisiz bir işlem yapmaya çalıştı uygulama içerisinde. Ben onu doğrudan login'e yönlendireyim mi? Mesela yes dersem ya da true gibi anlayayım bunu. Yes ve no aynı şey burada. True, false. True dersem mesela login'e yönlendirsin otomatik. Yoksa burası no ise ya da false ise o örneğin sadece bir uyarı verirsiniz, yani giriş yapman gerekiyor gibi. Login URL yönlendirilecek olan yer, mesela geldin sen bunu if vesaire, if else yapısıyla uygulamanın içinde kontrol ediyorsun. Redirect to login yes ise o zaman senin login URL'ine ihtiyacın var. Login URL'inde aynı yerde. Şuna yönlendireceksin. out.deeplab.university. Onun da kuralı ne? Force HTTPS. Yani HTTPS'e yönlendirilecek. O da farklı bir uygulamanın, yani bu aynı uygulamanın içinde farklı bir bölümde inceleniyor. Yönetiliyor olacak burası. Yani burası sadece ayarlar. Ben size uygulama mantığını anlatıyorum aslında.
Burada ayarları tutuyorsun, uygulamanın içinde bunları kullanıyorsun. Sonra deep_lab_university_users. Bu da admin diyelim ki, hani admin bilgileri gibi düşünün. Bu dosya, ini dosyası server'da tutulacağı için server hacklenmeden ya da server'e erişim bilgisi olanlar haricinde kimse bunu göremez. O yüzden burada diyelim ki default bir super admin koydunuz. Tam yetkili super admin. O da işte diyelim ki şey olsun, Cihan Özen admin'de DLU admin şeklinde. Yani bu da bir örnek gibi düşünebilirsiniz. Database db.deeplab.university. Diyelim ki sizin web server'daki database'iniz dışarıya açık. Onu da örneğin PostgreSQL olsun ki böyle isim vermek zorunda değilsiniz. Yani db underscore port da diyebilirsiniz. db underscore IP vesaire gibi. Ama farklı farklı veri tabanlarınız varsa, mesela PostgreSQL sizin Relational Database Management System'iniz olarak duruyordur. Ama NoSQL olarak da mesela DocumentDB tarafında MongoSQL kullanacaksınızdır. Aynı zamanda aynı projede cache, web caching işlemlerinde de mesela Redis kullanacaksınız diyelim. O zaman 3 tane database kullanıyorsun olacak. Orada da PostgreSQL port, sonra geleceğim buraya MongoDB port, Redis falan port gibi, bunları da ayrı ayrı yazabilirsiniz bu bilgileri. O yüzden duruma göre değişir bunlar. IP'si de diyelim ki şu olsun, PostgreSQL Security Level 3 olsun. Bu sizin konfigürasyonunuza göre değişir. Yani şunu nasıl kullanacağını bilmiyorsan kullanma zaten. Yani bu olmak zorunda değil. Bu bir örnek sadece. Peki. Şimdi bunun kullanım tarafına bakalım. Ne yaparız bununla? Number one. Let's explain. Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet. Şimdi biz bu service ini dosyasını editlemekten falan bahsediyoruz. Ve dediniz ki işte sunucu hacklenmediği sürece bu bilgilere ulaşılamaz. Hacklendiği case'i düşünürsek şayet. Şimdi bu dosyanın içerisinde örnek olarak redirect URL kısmından bahsettiniz. Şimdi bu redirect URL'i, yani login URL diye bahsetmiş olduğunuz o URL'i, eğer ben yetkisiz girişim yapıldığında site üzerinde bir hacker olarak sunucuya ulaştım diyelim, orayı da değiştirip herhangi bir phishing saldırısı ya da ona benzer, yani zararlı indirebileceğim, makineye zararlı şey yapabileceğim, download ettirebileceğim bir link koysam, bu sonuç itibariyle şey, privilege escalation şeyiyle, atak tipiyle aslında çok yakından ilişkili bir zafiyet gibi duruyor. Dolayısıyla biz bu servers ini dosyasını ya encrypt şekilde tutabilir miyiz ya da bunun değiştirilemez olmasını sağlayabilir miyiz? Evet. Encrypt hashlenmiş bir şekilde tutabilirsin bunu. Hı hı. Hashleme işlemini peki yine bunun içerisinde mi yapacağız? Onu nasıl yapmamız gerekiyor? Onu Python'la yapıyorsun. Python kripto modülü var ya. Evet. Bununla istediğin gibi yaparsın. Buradaki veriyi ona göre kendin yönetebilirsin uygulama içerisinden. Hı-hı. Ama burada şöyle diyeyim. Server hacklendiğinde, ki bu bahsettiğin şeyi yani ASP.NET tarafında da öyle, Java'da da öyle fark etmiyor. Sunucu tarafında config dosyaları kripto edilebiliyor. Şifrelenebilir, işlenebilir. Ama aynı bahsettiğin şey o dosya ele geçirildikten sonra kırılabilir de. Dekript edilebilir. Hash'te aslında hash'le hashing ile encryption çok farklı şeyler. Her ne kadar karıştırılsa da ya da benzer gibi görünse de, bir tanesi encryption dekript edilebilir. Belli bir algoritmik mantığı vardır ve geriye çevrilebilir bir algoritmik yöntem. Hashing ise aslında geriye çevrilebilir bir yöntem değil. Hashing. Yani dehashing değil bu. Dehashing diye bir şey yok. Ama dehashing, diyelim ki hashing'de de bir
uzun bir key oluşturuluyor mesela. Bu bilgisayardaki o andaki o birçok bilgiyi alarak bir tane hashleme işlemi yapıyor ve bir değer üretiyor. Ama sonrasından diyelim ki sen ABC diye bir clean text verisini hashledin. Onun da çok uzun bir hash'i oluştu. Bunu geriye çeviremiyorsun normalde. Fakat şöyle yapabiliyorsun. Güçlü bilgisayarlarla, ki günümüzde yani normal desktoplar, notebooklar bile bunları yapabilecek güçler artık. Güçlü bilgisayarlarla sen o hash'i tahmin etmeye çalışıyorsun. Mesela sende bir brute force listesi var. Brute force diyoruz bunlara işte. Bir TXT dosyası içinde 10 milyon tane metinsel veri var. Senin şifrenin onun içinde olma ihtimali olan şeyler. Brute force atak ile biz açtığında çok hızlı mesela hashcat diye bir yazılım var mesela. Ona bu veriyi gönderiyoruz. Diyoruz ki bunları dene. O kendi içerisinde bütün o milyonlarca belki metinsel verinin hash'ini çıkartıyor. Ve çıkarttığı her hash'i senden, senin database'inden ya da bu dosyandan çaldığı hash'le karşılaştırıyor. Eğer o uzun bahsettiğimiz metinsel hash'lenmiş veri seninkiyle aynı olduğunda kendi database'ine bakıyor. Diyor ki ben burada neyi denemiştim? ABC'nin hash'ini denemiştim. A diyor bu tuttuğuna göre diyor. Bu eşleştiğine göre o zaman buradaki veri yani şifre ABC'ymiş diyor mesela. Yani kırma aslında tahmin usulüne göre ya da hashlenmiş veri üzerinden tahminle yapılabiliyor hashlemede. Encryption'da algoritma var. O algoritmanın geriye doğru, geri vitesi de var yani. İkisi farklı burada. Ve sunucu tarafı temel olarak şöyle söyleyeyim. Mesela Linux üzerinden düşünürsek ki mantık hepsinde aynı. Tam yetkili bir kullanıcın hacklenirse onu hiçbir şekilde durduramazsın zaten. Orada her şey yapar. Yeterli zamanı varsa database'ini de alır, database'ini siler, kopyalar. Bununla ilgili çok fazla şey gördük açıkçası. Hani çok basit şeylere dikkat etmedikleri için bir güvenlik zafiyetinden işte hacker erişerek database'i komple siliyor mesela. Oraya da bir iki tane otomatik olarak bir tablo ekliyor, generate ediyor. Ve orada da kendi bilgilerini yazıyor. Diyor ki bana şu kadar Bitcoin gönder diyor şu adrese. Ondan sonra database backup'ın sana iade edilecek diyor filan gibi şeyler. Burada özet olarak hani şifreli ya da hash'li bir şekilde tutabilirsin o veriyi. Ama o da belli bir seviyeye kadar güvenlik sağlar yine. Anladım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Güvenlik tarafını merak edenler de benim güvenli yazılım geliştirme sunumum zaten paylaşmıştım LinkedIn profilimde. Oradan bakabilir. Bu ayın sonunda bir tane daha güvenlik uygulama, güvenlik eğitimi var mesela. Orada biraz yapay zeka güvenliğini de anlatacağım ama çok daha derinlemesine hazırlayacağım bu sunumları. Burada sanıyorum tamam. Şimdi geldik uygulamanın kendisine. Gene config parser kullanıyorum. Burayı şimdilik kesiyorum. Orayı yok sayın. Burada run diye bir function var. Bu run function'ı içinde config oluşturuyorum gene. Bir öncekiyle aynı. Onun daha böyle temiz hazırlanmış hali diyelim. Bu in ile alakalı olan bir şey değil yani. Yöntem olarak daha temiz hazırlanmış bir kod. Config, gene config parser. Read, bu sefer in'i uzantılı dosyayı oku. Ondan sonrası da çok basit. Bir tane for döngüsü. For içerisinde config diyorum. Neden? Çünkü config parser'ın getirdiği veri config'in içinde. O da her bir yani sections gibi düşünebilirsiniz aslında. Section'ların listesi. Yani şunları getiriyor bana. Baştaki header kısımlarını. Onlar bana liste gibi geliyor. Her bir section'ı alıyorum. Ve onun içinde de bir döngü yapmak zorundayım ben. Sebep? Çünkü her section'ın içinde
bir tane değil, birden fazla ve belirsiz sayıda item var. Değil mi? O yüzden döngü içinde döngü. Nested loop diyoruz buna. Hatırlarsınız. Bunu yapıyoruz. Diyorum ki section nedir? Bana bir item'ın adı geliyor. Nedir o? Mesela default olsun. Default geldi diyelim. Config'in içinde default section'ı, section'ın içinde bir döngü daha oluşturuyorum. O da onun içindeki item'larda key olarak isimlendirilsin. Ne demek oluyor bu? Bunu yaparsam ne oluyor? Config'in içinde default yazdığını varsayın. Geliyor. Şuradakileri alma şansım oluyor artık. Bunların da her birisine key adını veriyoruz. Bu döngü içinde key ile buna erişiyorum. Section default key bla bla. Sonra da buna doğrudan o veriye ulaşmak için config, onun içinde section, yani bu iterasyonda o default oluyor. Onun da içinde key. O da diyelim ki ilk iterasyonda force HTTPS, sonraki iterasyon use compression, sonraki port. Bunları bize liste olarak getirebiliyor. Sonra genel olarak Python'da uygulamayı çalıştırmak için kullandığımız bir main function'ı var. Main function'ı tanımlıyorum. Bu buna özel bir şey değil bu arada. Kafanız karışmasın. Sadece şu ana kadar kullanmadık. Ama bundan sonra kullanacağız. Burada da main function'ı çağırıyorum. Bunun içerisinde run'ı çağır diyorum. Run function'ı. Şurayı kapat. Open an integrated terminal ve çalış. Evet. Bana default'u vesaire hepsini getirdi. Neden? Çünkü burada bir sınırlama yok. Ben bunun içindeki her şeyi getirdim, değil mi? Önce default aldı, onun içindekileri yazdı. Başına section'ın adını koyarak. Sonra out'a geçti. Bakın out. Sonra www.deeplab. Sonra users'a geçecek. Hepsini yazdıktan sonra db'ye geçti. Db de burada. Şimdi şunlara biraz daha detaylı bakalım. Bunu kapatıyorum. Bu bir arada nasıl kullanılırın örneğiydi. Şunu da yapabiliyoruz. Şurayı biraz ayrı göstereyim. Mesela config parser'la ben bunun içerisinde kendim doğrudan okuyabilirim. Dikkat ederseniz run'ı çağırmıyorum. Run yok gibi düşünebilirsiniz artık burada. Kendim elle çağıracağım. Yani run'ın içinde yaptığım işi manuel yapıyorum. Config parser, al bunu, bunu oku. Sonra config'in içinde doğrudan şu isimdeki section'a git. Onu al, ekrana yaz. Ya da bunun içerisinde hani olmayan bir şey, bir şeyi almaya çalışsaydım ne olurdu diye düşünüyorsunuz doğal olarak. O zaman da fake key mesela, bu bir örnek olabilir. Şunları kapat. Tabii şunu gene x'e ata. Hani var olduğunu varsayalım. Bakın fake key, key error verdi bize. Şu şekilde de aynı. Burada hatamızı aldık. Demek ki key error'ımızı aldık. Peki şunu yapsaydım. Mesela get ile not key, yani bu da yok aslında. Onu çağırmış olsaydım. Tekrar çağırıyorum. Ama
şunu açayım. Gerçi hata vermedi. Bakın bunda hata vermedi ama nam geldi. Yani aslında bir şey dönmediğini söyledi ama hata vermedi. Get'in buradaki avantajı da bu. Bu yoksa bile size hata vermiyor. Mesela yukarıdakini kullanırken sizin bunu try except içerisinde yönetmeniz gerekiyor. Ama get yöntemini kullanırsanız try except'e gerek yok. If ile bakarsın bundan ise tamam ayar yokmuş diyebilirsin. Eğer şunu kullanırsanız bunda da not key eğer yoksa o zaman default değer olarak default value'yu getir. Yani buraya bir şey yazarsınız onu getir bana diyebilirsiniz. Ya da mesela compression level'ı alalım burada. Bakın compression level şunun bakalım. Compression level değeri 4. Bunu get olarak aldık. Bunda herhangi bir sorun yok. Şunları da aynı şekilde get ya da get int. Daha doğrusu değil de yani bende eksisi çok var. Sesin çok az geliyor. Çok uzun sürüyor. Çok derinden geliyor. Şu an hocam. Aynı. Aynı mı? Daha iyi. Ha, şey diyecektim. Arkadaşlarda nasıl bilmiyorum ama bende ekran gecikmesi çok var. Siz bir yeri anlatırken ben çoktan bir yeri kaybetmiş oluyorum da. Acaba şey ekranını aç kapa yapsın, kapa aç yapsanız olur mu? Yani diğer arkadaşlarda nasıl bilmiyorum ama. Ya bekledim hani düzelir mi diye. Fakat. Tamam tekrar paylaşayım. Ya arkadaşlar bir arkadaşla 2-3 saniye gibiymiş ama ben de hani 12 saniye falan hesapladığıma göre. Tamam. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Evet, devam edeyim. Burada bakın get int gene kullanılabilir. Bunu gördük. Get float gene kullanılabilir. Bu da bir örnek. Peki, şuraya geçiyorum 2'ye. Burada biraz daha dibine vuracağız. Bakın, yapmaya çalıştığım şey aslında ini dosyası üzerinde bir işlem yapmak. Yazma işlemi olacak bu. Buradakine bakarsanız. Yani bir güncelleme yapmak istiyorum. Nedir bu? Şurada aç işlemleri kısaca. Port offset. Bu da ne demek aslında? Bizim şurada portumuz var ya. Ben diyorum ki bunu mesela bunun farklı farklı versiyonlarını yapayım işte. Bilmem şunun için port şu olsun, bunun için port bu olsun gibi bir işlem. New servers ini dosyasını açtığımda daha anlaşılır olacak. Bakın birazdan yapacağımız işlemde aslında şunu yapacak. Port dikkat ederseniz şunda ini'de port 0 default olarak duruyordu. Diğerlerinde yoktu. Ama burada şuna diyelim bunu vereceğim. Buna şunu vereceğim. Buna bunu vereceğim filan. Hepsine farklı farklı değerler üretmek istiyorum. Burada da config içinde bir döngü oluşturuyorum. Her bir item gene section olacak. Diyorum ki key in config section. Gene dön yani. Bildiğimiz iş. Şunu yok sayabilirsiniz. Yani ekrana basacak bunu sadece. İşlemimiz şurası. Eğer diyorum ki section eşit değil default ise config içinde section bu bir döngü tabii ki. Bakın default değilse ne demek bu? Şu hariç hepsinin üzerinde bir ekleme yapacağım. Port eklemesi yapacağım.
Tamam. Item ekleyeceğim onlara. Key ekleyeceğim. Diyorum ki eğer default değilse, çünkü default'ta zaten port var. Ama default ise, düzelteyim. Önce default değil ise şuna bir update yapacağım. Eşittir str 8080 artı port offset. Port offset de şurada 0 ile başlıyordu. Burada ise artı 1 ile ben artırıyorum onu sürekli. Bu bir algoritma. Yani basit anlamda öyle düşünün. Hani çok bir mantık beklemeyin. Çünkü port dediğin şey zaten bir mantığı olan ve her yazılımın bir orijinal kendi portu vardır. Hani kafanıza göre port tamam belirlersiniz. Mesela MongoDB diyelim default portu vardır. PostgreSQL'in default portu, MySQL'in, SQL Server'ın, Oracle'ın, network uygulamalarının, farklı farklı birçok uygulamanın, hatta kendi yazacağınız farklı servisler vardır. Onların da portları olur. O portu siz aktif edersiniz server üzerinde ve o portu kullanır iletişim için dışarıyla. O yüzden bunlar zaten böyle rastgele yazabileceğiniz şeyler değil ama bu bir örnek olarak düşünebilirsiniz. Port offset yazdınız bunu 8080 artı 1 diyelim. 8081 oldu. Else yani default değilseye bakıyorduk ya. Default ise ne olacak? Section yani default'a port, çünkü buraya sadece default ise gelebilir. str 443 mesela. Burası 443 olacak. Ondan sonra bu orijinal dönecek bunların hepsinde. Tamam, burası da buna ait zaten. Sonra döngü bitince ne yap? With open new servers.ini write yazma işlemi yapacaksın. As f file config.write konfigürasyonu gene bu yazıyor. Write f. Yani bunu buna yaz. Ondan sonra da şu oluşuyor tamamen. Yani şu default'a atanıyor. 85 bu oluşturuluyor. 91 bu geliyor. 96 8102 bu geliyor. Gibi düşünebilirsiniz. Bu da bir örnekti. Evet. Soru var mı? Varsa sesli olarak sorarsınız. Şimdi diğer farklı dosya formatları da aynı şekilde configuration için kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi YAML, diğeri de TOML. TOML'la ilgili örnek yapmayacağım. Hani şurada linkleri var. Ben size veririm bunları. Makaleler var. Çünkü mantık aynı zaten YAML'la TOML'da. Onlara bakarsınız. Tabii kullanacağınız Python modülü farklı olacak hepsinde. TOML'ı parse eden farklı, YAML'ı parse eden farklı. Bunun kendi sitesi toml.io. GitHub'da toml.lang var. toml.lang reposu. Onun içerisinde toml var. Orada bütün söz dizimi kuralları yazıyor. PyPy üzerinden toml package'ini kullanarak bunu yapabiliyorsunuz. Şurada da örnek uygulamalar, makaleler var. Geçiyorum. YAML için de aynı. YAML.org. Bunlar çok kullanılır bu arada ikisi de. YAML özellikle. PyYAML diye bir tane özel modül var bunu yapacak. Bunu kurmanız yeterli. Python YAML. Ya da şuradan doğrudan PyPy üzerinden bakabilirsiniz. Bunların ikisi de bütün programlama dillerinde, modern programlama dillerinde kullanılıyor. Bu Python'a özel anlattığım şey. Bu ona özel web site Python'a. Bu da bu YAML standartlarının kendi orijinal sitesi. Makaleler de burada var. Örnek olarak mesela YAML ya da YML dosya uzantısıyla bu yapılıyor. Söz dizimi şöyle. YAML Example Application Configuration. Bu mesela nerede kullanılıyor? Aslında Docker mesela. Docker'ı belki şu an bilmiyor olabilirsiniz ama sektörde bunları kullanacaksınız. Kullanmanız gerekecek. Öğrenmeniz gereken şeylerden bir tanesi Docker. Orada mesela
işte Kubernetes vesaire bunlar gibi şeyler bu tür ayar dosyalarını kullanıyor kendi içerisinde. Kendi konfigürasyonlarını yapmak için. Siz de zaten config yaparken bu formatlarda yazıyorsunuz. O formatı, o dosyayı okuyarak ayarlarını set ediyor kendi içinde. Burada da API host var. API host içerisinde app.example.com diyorsunuz mesela. İşte ya da burada bir header ya da önceki örneklerden düşünürsek section adını veriyorsunuz. Auth server, yetkilendirme server'ı ya da DB server, log server filan. Bunlar da gene diğer dosya tiplerinde de kullanılabilir. Bir farkı yok. Burada da mesela diyorum ki ben DB server db.example.com olsun, port bu olsun, database user'ı bu olsun, şifre de password de bu. Mesela bunları tabii işte şifreli, hashlenmiş şekilde tutabilirsiniz diyebilirim. Ve hani log server'da bütün uygulamanın loglarını da diyelim işte şurada tutacaksınız. Tamam, bu API host'unu veriyorsunuz. Bunun point'ini diyelim. Ondan sonra port'unu ver. Endpoint'te diyelim ki abc.com/ tabi sizin belirlediğiniz bir IP gibi düşünün. Burada app.example.com/log gibi düşünebilirsiniz bunu. Loglar da buradaki server'a şu port üzerinden gidecek. Hatta yeri gelmişken burada farklı bir bilgi de vereyim. DB işte production server olsun, prod. Bu da diyelim ki tamamen örnek bir şey. User 1 secret şöyle bir şey. Sonrasında test server. Test, hatta test DB yazayım daha anlaşılır olsun. Production prod DB mesela. Bu da örneğin şöyle olsun. Bu da bu. Şu da bu. Olsun. Bu neden gerekiyor? Öncelikle şu anki anlattığım örnekten. Şimdi siz bu uygulama yazarken hani küçük uygulamalardan, yani tek kişilik uygulamalardan bahsetmiyorum ben. Daha böyle birden fazla geliştiricinin çalıştığı ve canlı yayında olan, aktif olarak yayında olan, belki müşterileri olan, yani kullanıcıları olan orta ya da büyük projelerde doğrudan production database dediğimiz, yani canlı olarak yayında aktif olarak kullanılan database'de işlem yapılmaz. Test yapılmaz. Hatta çoğunlukla oraya erişiminiz de olmaz. Oraya erişimi olan sınırlı sayıda senior vardır. Ya DBA vardır, Database Administrator, ya da yazılım tarafında da siz diyelim junior ya da mid level'sınız. O production ortamına erişen senior ya da seniorlar vardır. Onlar sorumludur ondan. O yüzden sizin yazdığınız kod doğrudan production'da çalışmayabilir, çalıştırılmayabilir. Böyle bir durumda ama sizin testler yapmanız lazım. Diyelim ki PostgreSQL database'i var ürünün. Bu PostgreSQL database'inin production tarafı aktif olarak çalışır. O ayakta tutulur, yönetilir. Bakımını işte kıdemler yapar diyelim ya da sorumluları vardır ekip içerisinde. Siz de tabii sürekli yeni özellikler ekliyorsunuz ama eklediğiniz özellikler gerçek ürün ortamına hazır hale gelmeli. O yüzden de veri yapısı gerçek ortamla production server'daki ya da production database'deki yapıyla benzer olması gerekiyor. Yani yapı olarak aynı olmalı ama içerisindeki veri kritik olmamalı. Yani sildiğinizde ürün ortamındaki yayındaki database'den bir şey silememeniz gerekiyor. Ya da bir hata yaptığınızda orayı etkilememesi gerekiyor. O yüzden bunun production'ın yapısal olarak kopyası test server olarak ayrıca oluşturulur. Siz yazdığınız kodu test server'ında çalıştırıp orada test edersiniz. Sorunsuz çalışıyorsa
siz publish edersiniz bu kodu. Sonra senior'lar hani o sizin yazdığınız koda onay verecek ve production'a çekecek olanlar onu test ettiğiniz test sonuçlarını incelediğinde okey dediğinde production ortamına çekerler. Burası böyle işler. Doğrudan buraya yazmazsınız. Hatta bir ekstra bilgi daha. Production ortamında eğer kritik bilgiler varsa, kredi kartı, kullanıcı şifre vesaire, kullanıcıların iletişim bilgileri vesaire, bunları dummy data ile değiştirirler. Yani gerçek işte test ortamında siz production ortamındaki verileri göremeyebilirsiniz ve görmemeniz de gerekir. Görebiliyorsanız o hatadır zaten. Bu güvenlik zafiyetidir sistemde. Orası biraz daha derin bir konu ama geçiyorum onu. Ama öyle yapan acemi sistemlerde çok fazla var yani. Ama mesela bir banka altyapısında çalışacaksanız siz test server'da çalışırsınız ve orada da gerçek veri olmaz. Dummy data olur. Aptal veri diyoruz buna, dummy data. Sadece sizin istediğiniz özellikleri size sağlayan, veriyi sağlayan, aynı formatta, aynı veri tipinde vesaire o ortamları sağlayan bir test server bundur. Kritik veriler bulunmaz testte. Ve soru var mı? Yok. Devam. Geçelim config p'ye. Burası da gayet basit. Şu zımbırtıları anlatacağım bugün detaylı. Working with YAML example. From CSS import ctrd out. Bu da CSS the Python standard library içerisinde bulunan bir modül zaten. Bunun içerisinde de ctrd out'u siz dahil etmek istiyorsunuz. Üzerine gelince bakın text io'dan zaten yetenek almış. Ondan sonra bunu dahil etmek istiyorsunuz burada. Çünkü kullanacaksınız. Şurada. Import YAML diyorsunuz. YAML dosyasını okumak için YAML'ı import ediyorsunuz. Sonra deserialization işlemi. Daha önceden söylemiştim. Serialization ve deserialization araştırmasını yapmıştınız zaten. Deserialize işlemi yapılıyor burada. Config YAML okuyacağım ben burada diyorum. Bu dosyayı as fp ve config yaml.saveload. Güvenli olarak bunları load et diyorum ve bunları config ile ekrana basıyorum. Sonra da serialize işlemi nasıl yapılıyor? Yani deserialize tamam geriye terse doğru çevirme. Yani YAML'dan sorun var. Ses açık. Evet. Yani YAML'dan biz Python ortamına çekerken deserialization yapmış oluyoruz. YAML to Python olmuş oluyor. Serialization'da da Python to YAML olmuş oluyor. Save dump. Dump dediğimiz aslında şöyle bir veri var. Bu veriyi bas. Nereye basacak? Kendi içerisindeki işte config olarak belirlenmiş yere diyelim. Ctrl out. Bu da böyle. Birinin sesi açık arkadaşlar. Şurada da meeting option kısmı açılmıyor. Something went wrong diyor sürekli. O yüzden soru var mı? Şu an yandı mı? Hayırdır? Motor mu yandı arkadaşlar? Neden ses yok? İşiniz gücünüz kahve Burak. Daha yeni başladık. 24 saat anlatırım ben ya. Burada neyimiz var? Burada da benzer. Bu biraz dış ortamla alakalı aslında. Ama örneğini söyleyeyim. Sonra bırakalım.
Çünkü burası bitecek zaten. Config işlemleri bitecek. Başka konuya geçeceğiz. Şimdi benim configuration'ım var. Bakın burada da platform odaklı bir ayar yapıyorum. Biraz daha farklı. Loglama işlemleri için bu modülü kullanıyorum. Server configuration bu da. Demiştim yani sadece database falan değil. Herhangi bir işlem için ayar yapabilirsiniz burada. İşletim sistemi üzerinde de ayarları buradan yapabilirsiniz. Ama burada dikkat edin, config pe dosyasında yapılan bir örnek. Bu da hani YAML, TOML diğerlerinde de yapılabilir. Ama burada da pe dosyasında nasıl yaparsınız ona bakıyoruz. Şimdi burada sizin bu işlemi yaptıktan sonra tekrar bir değişiklik yaparsanız, yapmak istediğinizde pe dosyasını güncelleyip tekrar derlemeniz gerekiyor tabii ki. Çünkü YAML gibi bir dosya değil bu. Değil mi? PE dosyası. Bunlar tekrar derlenmeli. Ve loglama yapacağız. SYS sisteme erişeceğiz. From OS Operating System package'ı modülü içinden import environment, yani environment ortam değişkenlerine vesaire erişmek için. Ortam değişkenleri de işletim sisteminde bulunan bir şeydir. Ortam değişkenlerine mesela sizde de hani Python path gibi bilgiler var ya, ortam değişkenleriniz Windows'ta mesela, oradaki gibi düşünün. Siz API key diye bir şey koydunuz diyelim işletim sisteminin. Ya bu web server da olur, desktop da olur, fark etmiyor. Orada API key yerleştirdiniz oraya. Hani o da, bu arada onu da söyleyeyim, ortam değişkenleri de gene böyle ayarlamalar yapmak için kullanılan bir ortamdır açıkçası. Bu desktop application'larda da böyledir. Mesela diyelim ki siz çok büyük yazılımları, lisanslı yazılımları satın alıyorsunuz. Bu Adobe'nin herhangi bir şey olabilir vesaire. Bunlar çok büyük çoğunlukla ortam değişkenlerini kullanırlar. Ortam değişkenine bazı değerler set eder ki lisans için de orayı kullanırlar. Lisans key falan oraya yüklerler mesela. Ondan sonra da her bilgisayar açıldığında orayı okurlar. Ya da her uygulama açıldığında orayı okur. Çünkü ortam değişkeni sürekli orada duracak yani, garanti. Eğer sen değiştirmezsen. Tabii tersine mühendislik yapanlar ne yapıyor? Reverse engineering yani. Hani bu lisansları kıran vesaire. Ki sadece o değildir tabii ki. Kaynak koda dönüştürme işlemleri de reverse engineering'dir. Uygulamayı kırma falan. Ve basit lisanslama yapanlar işte lokalde bu bilgiyi tuttuğu için ve çok yani basic seviyede tutar. Doğrudan oraya API yazar. API key'ini de oraya yazar diyelim, lisans key'ini. Ondan sonra da gider hacker oradaki veriyi değiştirir. Sonra uygulama full olarak kullanılabilir mesela. Tabii ki büyük uygulamalarda, büyük projelerde, yazılımlarda bu biraz daha karmaşık. Böyle o kadar basit değil artık. O yıllar önce öyleydi. Ama halen daha kullananlar var. Neyse, gider o ortam değişkenlerine bakar. Biz de oraya diyelim API key koymuşuz. Key kullanabiliriz orayı. Or yani bu yoksa diyelim test API key kullan. Ne olabilir bu mesela? Diyelim ki online ödeme sistemi entegrasyonumuz var. Tamamen örnek veriyorum. Online ödeme sisteminde de dışarıdan diyelim EasyCo'yu kullanacağız. EasyCo'nun API key'ini aldık. Tamam mı? API key orijinal bizim şirketimiz için, bizim production ortamımız için key bu. Ben bu işlemi yapacağım ama hadi diyelim oradaki key'in olmama ihtimaline karşı diyelim ben koymuyorum. Hani test zamanında diyelim onu kullanmıyorum. O zaman diyorum API key yoksa işte bana şuradaki yani Python içerisine gömdüğüm şey var. Test sandbox deniyor buna genellikle. Yani dummy data ile ben online ödeme transaction'ı yapabileceğim bir key aslında. Gerçek bir etkisi yok. Sadece o işlemin sağlığını kontrol edebileceğim bir key oluyor. Diyelim bunu ver. Log level, logging, şundan info. Info bunun birkaç farklı, genelde 5 diyelim. Bakın seviyesi vardır. Loglamanın seviyesi. Basic format, sen geç. Critical,
Tamam, yani kritikse diyelim. Bu uygulamayı çökertecek bir sorundur logo. Debugging işlemlerinde gerçekleşen, ki debug production ortamında olmaz. O development, geliştirme zamanında kullanılır sadece bu. Debug kesinlikle hiçbir şekilde debug production ortamında bulunamaz. Sadece loglamada değil, herhangi bir debugging işlemiyle alakalı kod şeyde, production'da çalışmamalı. Error, yani bir hata oldu. Onun logunu atıyorum ben. Bu da kırmızıdır genellikle. Critical, bu sistemi çökertecek bir hatadır. Yani kritik seviyeli adı üstünde. Ona göre bir işlem yap. Fatal, bu da aynı. Benzer aslında şeyle. Fatal error, işte yani önemli bir hatadır diyebilirim. Info bilgisi, şu an kullandığımız, yani genelde böyle 5 tane filandır aslında. Ama siz isterseniz bunu artırabilirsiniz tabii ki. Bunda sorun yok. Genel bir default şeydir. Warning mesela. Warning hani kritik hata değildir. Bir fatal error gibi şey de değildir. Bir uyarı bilgisi aslında. Warn ya da warning kullanabilirsiniz. Yani burada bir sorun var. Ama bu sistemi çok da kötü yönde etkilemeyebilir ama bir bak diyelim. Bir şeyler var. Burada info bilgisi. Yani genel bir bilgi. Bu ne hata ne de warning. Sadece bilgi notu eklemek istiyorum. Port 8080 ve if SYS platform Win 32 ise, yani işletim sistemi Windows ise, Windows 32 ise, 64, 32 vesaire var ya, platformu buradan öğrenebiliyorsunuz SYS'nin içinden. 32 ise numworkers 10. Else Win 32 değil, diyelim 64. Orada bu şeyle alakalı. Multithreading aslında, ya da paralel programlama belki olabilir. Burada aslında arka planda çalışacak worker'ları ben işletim sisteminin platform bilgisine göre sınırlandırıyorum. Çünkü Win 32'nin kapasitesiyle, RAM kapasitesi, işlem kapasitesiyle 64 farklı. Ama mesela diyelim 64 ise, ki farklı bilgiler de tutabilirsin. Mesela diyelim ki işletim sistemi Linux ise şu function'ı çağır. Bunları kullanırız. Yani diyelim ki X function'ı çağır. Ya da Linux parallel. Örnek olarak paralel mesela. Tamamen örnek olsun diye. İşte Linux ise şunu yap. Ama Windows ise bunu yap, Macintosh ise bunu yap filan. Çünkü işletim sistemi seviyesinde yapacağınız ayarlar varsa onları ekstra sizin uygulama içerisinde yönetmeniz gerekiyor. Ve sizin uygulamanız eğer birden fazla, yani cross platform diyoruz buna, farklı birden fazla işletim çalışacaksa, o zaman kodunuzu da ona göre yazmak zorundasınız. Windows'ta şöyle davran, Linux'ta ise böyle davran gibi. Sanırım anlaşıldı. Sonra da geç bunları, işte delete biliyorsunuz. Ve bunları da gördünüz. Tekrar incelersiniz. Evet. Soru yoksa mola vereceğiz. Hocam ben bir şey sorabilir miyim size? Sonuçta platform kısmına bilgisayarın adını mı yazmalıyız, yoksa bilgisayar 64, 64, 64 mi yazmalıyız? Tamam, bilgisayarın adı mı dedin, anlamadım. Evet hocam, bilgisayarın adı. Bakın arkadaşlar, her şeyin kolay bir yolu vardır. Bakın, System Specific Parameters and Functions. Just check it out. Bak, burada size içerisindeki her şeyi bilgi olarak veriyor. Mesela neydi bizimki? Platform. Platform. Yok. Şöyle yapayım. Bakın burada diyor ki mesela FreeBSD.
FreeBSD işletim sistemi ise bunu kontrol edebilirsin. Ya da starts with, yani FreeBSD ile başlıyorsa. Bu farklı bir işletim sistemi. FreeBSD specific code here diyor. Buna özel kodları burada yazacaksın. Diyor ki mesela Linux ise starts with Linux. Ne demek bu? Yani Linux'un farklı ek, yani Linux ile başlayan ama sonu farklı biten şeyler olabilir ama sonuçta bu Linux ortamında çalışacaktır. O zaman buraya yaz diyor. Ya da AX vesaire. Bakın burada Linux, Windows, Windows CEG, Win, MacOS, MacOS'un çekirdeği Darwin'dir. Zaten bu Apple'ın Macintosh operating system. Onun Darwin'dir. O zaman Darwin yazılıyor platform value olarak falan gibi. Buradan bakmanız gerekiyor. Dokümantasyonlar üzerinden. Bol bol okuyun yani. İşiniz düştüğünde. Bak mesela diyor ki FreeBSD'de 8. Bak şimdi. O yüzden hocam şu an ekran paylaşılmıyor sanırım. Şeyde kaldı, VS Code'da. Pardon, ben ne güzel anlatıyordum bak. Ekran görünmüyor. Deniz, sesli olarak söyleyeyim. O zaman o kadar anlattım bak. Bakın şurada SYS platform. Geldim SYS nokta platform yazdım. Buna girdim. Burada da aradım SYS nokta platform. Bakın SYS platform nokta start with, starts with. Bununla başlayan. Ne diyor burada? Çünkü FreeBSD ile başlayan diyor. Çünkü sonunda bak diyor ki işte 8 vesaire farklı farklı şeyler olabilir. O yüzden diyor bununla başlayan. Ya da Linux spesifik kodlar, o zaman diyor Linux ile başlayan olsun. Ya da işte AX vesaire. Burada da Macintosh. Bakın burada Linux 2, Linux 3. O yüzden Linux ile başlayan diyor. Yani bir tane değil. Farklı platformlarda olabilir Linux odaklı. Çok fazla dağıtımı var. Mesela Windows'ta ise diyor ki Windows 32 mesela. İşte Darwin, Macintosh'un şeyi zaten çekirdeği diyelim burada. O yüzden Darwin diyor. AX5, AX7. O yüzden diyor ki bak AX ile başlayan. Hostname vesaire gibi şeyler arkadaşlar. Sanırım tamamız. Bakın burada da aslında düzelteyim oraya biraz da. Tabii o kodla alakalı da, hani Python versiyonuyla alakalı da olabilir. Win32 işte şurada Elif yazarsın. Diyelim Darwin. Hatta yaz Elif. ES platform Darwin ise o zaman işte num workers diyelim ki şöyle olsun. Örnek. Bunun gibi. Bu da bir ayar dosyası. Ama bu işletim sistemi seviyesinde bir ayar olduğu için bunu mesela bir de uygulamaya doğrudan etki eden bir şey. Yani belki burası çok fazla çalışacak. Uygulamanın belki birçok işleminde buraya referans göstereceksin. Hani platform neyse onu kontrol et. Bunu farklı durumlarda yapıyoruz mesela. Farklı dillerde de böyledir. Mesela C Sharp kullanırken eskiden C Sharp sadece Windows üzerinde çalışıyordu. Ama şimdi cross platform çalışabiliyor. O yüzden diyelim Linux ortamında yazacaksan senin orada farklı kontroller yapman gerekebilir. Bu hemen hemen değil mi? Cross platform dillerin hepsinde bu olması gereken bir süreçtir. Yani Go'da böyle yapıyoruz. Soru var mı? Soru. Soru yoksa bir adet mola. Tamam. 10 dakika mola arkadaşlar. Görüşürüz.